Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bugün iğneden tığa bir model hazırladım sizlere. İlk önce iğne yasa modelini göstereyim arkadaşlar motifimizi yaprağımızın kenarına bu şekilde dalımıza tutturuyoruz. Arası olarak da bu şekilde minik kirpikli fil dişlerimiz var. Evet şimdi benim tığa tasarladığım modelimize geçelim. Evet arkadaşlar benim de tığa tasarladığım modelim bu şekilde oldu. Yapraklarını fark ettiyseniz aynı iğne oyasındaki gibi yukarı çıkarak şöyle bakın daha belirgin göstereyim arkadaşlar bu şekilde şöyle aynı iğne oyasındaki gibi olsun diye kenarlarının çıkış yerleri bir aşağı bir yukarı çıkarak çünkü arkadaşlar öbür yaprak yaptığımız arası e, ara suyu olarak ara ara gösterdiğim yaprak bu modelde çok hoş durmadı. Bu şekilde sizler için zincirle aşağı inilerek yukarı çıkılarak yapılan modeli tasarladım. Yaprağımız da birebir aynısı bu şekilde arkadaşlar. Ve bu da minik kirpikli fil dişlerimiz. Modelim bu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Birebir de aynısı oldu. İğne oyasında hiçbir farkı olmadı. İğne oyasında ne varsa artık her zaman dediğimiz gibi tığda da var arkadaşlar. Bu şekilde biz de hiçbir şeyden eksik ve mahrum kalmıyoruz. Tıpkı iğne oyası modellerini tığ oyası yazmalarda da örtünerek biz de kendi hevesimizi alıyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şimdi ortadaki o küçük kirpikleri sihirli halka yaparak bu şekilde sihirli halkamız parmağımızdan gelen ipi arkadaşlar sağa yatırarak başlıyor böyle baş parmağımla bakın orta parmağımın arasında da tutuyorum bu ortadaki halkanın içinden girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum tane daha sık iğne yapıp şöyle işimi sağlam alıyorum. Sakın iki tane sık iğne ile girmeden parmağınızı bırakmayın arkadaşlar. Bir sık iğne yeterli değil iki tane. Oldu mu olmadı mı diye de şuradan ipi çekerek kontrol edebilirsiniz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim ve sihirli halkamın içine kapattım bu şekilde. Bu birinci yuvam. Yine 5 zincir. Yine sihirli halkamın içine. Bu şekilde kapattım. İkinci yuvamı yaptım. Evet arkadaşlar bakın. Böyle büyüdükçe siz buradan ipi çekerek yuvayı küçültebilirsiniz. Yine 5 zincir. 5 zincirimi çekip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Şimdi 4 oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yine sihirli halkamın içine girdim. Yine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi sonuncu ve altıncı yuvamı da bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bu arkada kalsın. Şöyle daraltınca birbirine yakın oldu. Böyle elimizin üzerine çıkaralım. Biraz hafif uzun kesiyorum arkadaşlar. İster bağlayın, şöyle birbirine ipleri isterseniz şu son sık iğnenin içinden geçirin. Evet arkadaşlar, her zaman bu iki bir ipi birbirine bağlıyordum bu sefer bağlamayacağım arkadaşlar sizlere şöyle bir farklı bir taktik de göstermek istiyorum şöyle ters tarafına çevirdik değil mi şu en son yaptığımız bakın buradaki yer şu sık iğne ile hani elimizi bırakmamıştık ya oradan şöyle girip bakın iki tane tel aldım. bunu biraz daha da uzun da kopartabilirsiniz arkadaşlar biraz benimki kısa olmuş buradan geçirip şöyle o iple bir tane de zincir çekip Burayı iyice bir sağlama alın. Bu en son kopardığım ip zaten arkadaşlar. Daratma işlemini de biliyorsunuz ilk başladığımız ipten yapıyoruz. Bu ilk başladığımız ipi şöyle sıktırınca bu şekilde çok güzel 6 tane kirpikten oluşan yuvamız oldu. Şimdi iplerimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane yuvamız hazır. Şimdi en son kopardığımız yer ilk başladığımız değil arkadaşlar bakın en son bu şekilde yaptığımız 6. yuvamızın içine girdim hani burada koparma yakma işlemi için biraz mesafe oldu ya Maksada arkadaşlar onu araya katabilmek ditte bırakmamak şimdi 1 2 3 ve 4 zincir hemen bakın sıradaki yuvamın içine girdim sık iğne ile sabit Buraya bir tane yuva yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu arada düz yüzündeyiz. Çiçeğimizin düz tarafından arkadaşlar yuvalarımızı hazırlıyoruz. 3 ve 4 zincir. Yuvamızın içine girip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Evet yuvamızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu 5 yuvayı 4'er zincirli yaptık. 2 veya 3 zincir arkadaşlar son bu çiçeğimizin dalına tutturacağımız yuva olacak. Buradaki yuvamızın içine sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya yaprağımızın yapım işlemine başlayacağız. 3 zincir çekerek başlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Bu şekilde. Buradaki yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi yine aynı bu 4 zincirli yuvanın içine 5 zincirimi bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çıkış zincir sayım alt. Çeviriyorum. Pinyanı elime yapışmış arkadaşlar. Buradaki Bakın. 5 zincirle çıktığım, indiğim yere 6 zincirle çıkıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar şu zincir dokusu çok güzel gözüküyor. Umarım kameraya da yansıyordur. Şimdi ben 3 zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. Bu 6 zincirli yere giriyorum. Zincirimin arasına girip bu 3 zincirimi buraya köşeye minik bir tomurcuk olarak yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu geri kalan zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz. Toplamda buraya 5 tane sık iğnemiz olacak. Bu 1. Bu 2. 3. Bu daha çok iğne oyasına benziyor. Trabzanla yaptığımız yapraktan arkadaşlar. O yüzden bunu tercih ettim. Umarım siz de bunun duruşunu beğenmişsinizdir. Öbür yaprağı da denedim. Bu kadar güzel durmadı arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bu yapraktan yapmaya karar verdim. Yine aynı şekilde buraya sık iğne ile sabitledim. Evet yaprağımı birisi tamam arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Sıradaki aynı işlemi yapmak için bu dört zincirli yuvaya sık iğne ile sabit. Evet arkadaşlar, yine 3 zincir çekerek yaprağımızın yapım işlemine başlıyoruz. Kapattım 3 zincirimi bu şekilde buraya. Yine 3 zincir çekiyorum şöyle. Ters tarafına çeviriyorum. Bu 3 zincirli yuvamın içine bakın. Sık iğne ile sabitledim. üstte yukarıya çıkmış oldum. 5 zincir. Yine çevirdim. Düz tarafına kapattım ana yuvamıza bu dört zincirli yuvamıza bu şekilde sık iğne ile sabitledim altı zincir şöyle çevirdim buradaki yuvamın içine bakın dibine kadar bu köşeye kadar gelip buraya kapatıyorum şöyle üç zincirle tekrar düz yüzüne döndüm Evet arkadaşlar bakın Buradaki yuvamın içine 3 zincirimi kapattım. Buraya minik bir tomucuk elde ettim. Güzel duruyor arkadaşlar köşede. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. Bu iki. Şöyle tutayım. Daha net görünsün arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 Şimdi 5 taneyi buraya doldur zaten 5 alıyor arkadaşlar 6 tane zincir bir de tomurcuk bir de dibini arkadaşlar kapatıyoruz bu şekilde toplamda 7 oluyor 3 zincirle döndüğümüz bir bir de dibine 5 de arasına toplam 7 tane sık iğne almış oldu yine arkadaşlar bakın aynı işlemi yapmak için sıradaki yuvama geçiş yapıyorum şimdi arkadaşlar buraya 5 tanesini dolduruyorum bu 2 zincir veya 3 zincirle geçtiğim en son yuva geçiş noktamı boş bırakıyorum o çatım işlemi için şimdi ben öbür üç tane yuvayı da bu şekilde doldurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde ara suyumuzu yaparak başlayacağız şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battığımın içine bu 3 zincirimi kapatıyorum 4 zincir çekiyorum hemen şöyle ters çevirdim bu yaptığım 3 zincirin içine kapatıyorum sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincirle düz yüzüne tekrar döndüm arkadaşlar bakın bu kenardaki 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim buraya dört tane zincir çekiyorum buraya bir tomurcuk yapıyorum şimdi arkadaşlar direkt 4 zinciri çekip tomurcuk yaparsanız bu güzel dik görünümü bakın böyle pıtırcık görünümü veremezsiniz ben öyle denedim e, aşağı yamuk gibi durdu böyle ama böyle daha dik durdu bu sık iğnesini unutmayın. Bazı modeller istiyor, bazı modeller istemiyor. Ama bu iğneden tığa dönüşüm olduğu için aynı iğne gibi durmasını istiyorsanız bu şekilde bir zincirle sık iğneyi batmayı unutmayın. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bakın yandaki bir tane atlayıp bu şekilde ikincinin içine arada bir tane boşluk vereceğiz birbirine marullu gibi durmuyor o zaman arkadaşlar evet bu şekilde şimdi 3 zincir 3 zincirimi hemen buradaki tığ battımın içine kapattım 3 zincir sıradaki tığ battımın içine girdim sık iğne ile buraya sabitledim 3 zincir kapatıyorum Toplamda arkadaşlar buraya 6 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. Şöyle şu yaprağımla ara suyumun ara mesafesi olarak Evet 6 tane tığ battığımızı hazırladık. Yine yuvamızı yapmak için ters tarafına çevirdik. Şimdi arkadaşlar ilk önce sık iğnemizle son yaptığımız yuvamızın içine girip 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8 bir tane ortada yuva bırakıp ikinci yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile yuvamı sabitledim yine arkadaşlar bu şekilde döndüm düz yüzüne bir defa tığımın başını doladım hemen yuvadan girip bir tane ilmek alıyorum tığımda üç tane bu şekilde ilmek var üçünü birden buraya kapat bir zincirimi çektim. Hemen bakın. Telin arasından girip bir tane ilmek aldım iki. Telin arası, e, yuvadan girdim bu sefer arkadaşlar. 3 tane. Bunu 2 2 olarak alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş çoğaltacağız. Şöyle köşelerine bir zincir çekiyorum. Hemen telimin arasından girip dibinde bir zincir. İpimi çıkardım yine bu şekilde 3 oldu yuvadan da bir tane alıp dibinde bir zincir çekiyorum tığımda Arkadaşlar bu şekilde 4 oldu 2 2 2 bir zincir çekiyorum hemen bir 2 tığımdaki ile 3 4 5 bu şekilde çoğaltıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 2 2 ve 2 bir zincir çekelim şimdi arkadaşlar 7'ye kadar bunu bu şekilde çoğaltalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaprağımızı çoğalttık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. sırtı şimdi sık iğne olarak aşağı inerek yapmış olacağız arkadaşlar. Sadece ilk başında 2 zincir çekiyorum. Şöyle dönüşü güzel sivri olsun diye arkadaşlar. Sadece bu başında 2 zincir çektim. Diğerlerinde buralara sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bakın her telimin arasına girerek aşağı iniyorum. Eğer gerdirirse zinciri çekebilirsiniz arkadaşlar. Belki şu aralıkları biraz gevşektir. Şöyle inerken aralarına birer zincir çekebilirsiniz. Fakat benim öbüründe çekmedim. Bakalım bunda gerdircek mi? Şöyle bu şekilde bütün tellerimin arasına şu en son telimin arasına da bu şekilde giriyorum. Bir tane de buraya ana yuvamıza giriyorum. Yaprağımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Bakın. Gerdirmedi. Birebir de iğne oyasında olan yaprağı yapmaya çalıştım sizler için. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 defa tığın başını doladım. Bu yuvanın içine giriyorum. 2 2 Şimdi arkadaşlar 3 seferde aldım. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Bakın burada arkadaşlar hani yapmadığımız yuva vardı ya 3 zincirde. Buradan geçiyorum. Direkt çıkarmadan da geçebilirsiniz. Çıkarmış bulundum arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum bazı biliyorsunuz modellerimi. Bu yuvanın içinden sık iğne ile sabitliyorum. trabzan yapmıştık ya. Dalımızı yapmıştık şekilde oraya da bir sık iğne yaparak buraya modelimi çiçeğimi tutturmuş oldum bakın arkadaşlar 3 zincirli yuvanın içine. 1 2 3 ve 4. Yine aynı şekilde dalımı buraya yuvaya kapattım. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ana yuvanın içine de arkadaşlar bakın buraya da bir tane sık iğne yapıyorum toplamda sağlam olması için iki tane sık iğne yaptım üç tane daha tığ battı mesafesi verip çiçeğimizi tutturacağız sıradaki tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum üç tane zincirimi çektim hemen sıradaki tığ battıma sık iğne ile sabit 3 zincir tığ battımın içine sık iğne ile kapatıyorum şimdi arkadaşlar buraya iki tane zincir çekiyorum bakın şöyle ölçebiliriz Evet 3 tam arkadaşlar bu şekilde şimdi ilmeğimizi tutalım burada hani şöyle ters çevirelim de yapabiliriz demin de bu şekilde yapabilirdik arkadaşlar hem her ikisini de göstermiş oluruz burada üç tane zincir çekerek yaptığımız tomurcuğumuz vardı ya sık iğne ile buraya tutturduk ve üzerine bir zincir çektim yine düz tarafına çeviriyorum bakın ve sıradaki tığ battımın için arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum buraya çiçeğimizi bu şekilde monte ettik bakın arkadaşlar çok hoş duydu şimdi üç tane de bu tarafına yapıp bir 2 3 1 2 3 3 tane tığ battı da çiçeğimizi monte ettikten sonra yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi ilk başta yaptığımız gibi buradaki ara suyunu yaparak başlayacağız Evet arkadaşlar modelim bu şekilde çok hoş ve çok zarif oldu Arası ünlü de arkadaşlar. Çok yakıştığını düşünüyorum birebir. İnşallah güzellik kameraya da bu şekilde yansıyordur arkadaşlar. Modelim bu şekilde gördüğünüz. Bu da sizler için ilk hazırladı. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.